Ama bir sorun var. Houston, gök laboratuvarıyla iletişime geçmek için radyo dalgaları kullanmayı planlıyor. Ama radyo dalgaları sadece düz çizgiler halinde yolculuk edebiliyor. Gök laboratuvarının dünyanın yörüngesinde tur atması 90 dakika alıyor. Bu da dünyadaki bilim adamlarına Houston'ın üzerinden geçerken mürettebatın durumunu kontrol etmek için sadece 6 dakikalık bir süre tanıyor. İhtiyaç duydukları verileri toplayacak kadar uzun bir süre değil. Bu yüzden NASA, Houston'a yardım etmesi için dünyanın dört bir yanına 11 zemin istasyonu daha koyuyor. Ama bu durumda da büyük okyanus alanları alıcısız kalıyor. Bu yüzden bazılarını denizin üzerinden geçen uzay istasyonunu takip etmeleri için bir geminin güvertesine yerleştiriyorlar. Ama bu tek bir geminin yeterli olmayacağı kadar büyük bir okyanus. Herhangi bir geminin gökyüzü laboratuvarına yetişecek kadar hızlı gitmesi imkansız. NASA'nın daha hareketli telsiz alıcılarına ihtiyacı var. Bu yüzden alıcıları uçaklara yerleştiriyorlar. Michael Kiley bu özel uçakları uçurmak için görev alan pilotlardan biriydi. Uçağın becerileri sayesinde uzay aracının yörüngesine bağlı olarak bunları dünyanın herhangi bir yerine götürebiliyorduk. Ve astronotlarla eş zamanlı ve sürekli iletişim halinde kalmamıza olanak tanıyorlardı. Uçağın burun kısmında 2 metrelik bir telsiz alıcı çanağı bulunuyor. Elektrikli motorlar gökyüzünde herhangi bir noktayı hedef alabileceği şekilde çanağı hareket ettiriyor. Uzay istasyonu tepeden geçerken uçağın içindeki bir operatör gökyüzü laboratuvarının telsiz sinyallerini alacak şekilde çanağı ayarlayabiliyor. Gökyüzü laboratuvarı bir uçağın menzilinden çıktığında başka bir uçak devreye giriyor. Gökyüzü laboratuvarının mürettebatıyla hiç kesilmeden iletişim sağlamak için dünyanın etrafında dönen 8 uçaklık bir filo gerekiyor. Bu uçakları kullanmak büyük beceri gerektiriyor. Ufukta beliren uzay istasyonu için doğru konumda olmanız gerekiyordu. Maksimum veri alıp üstüne yollayabilmek üzere anteninizi uzay aracının geldiği yöne çevrilmiş tutmalı ve elinizden geldiğince uzun süre boyunca uzay aracını takip etmeniz gerekliydi. Michael Kiley gibi pilotlar sayesinde yerdeki uzmanlar uzaydaki deneklerini sürekli olarak kontrol edebiliyordu. Bilim adamları astronotlara zayıflayan kaslarını güçlendirmek için elastik halatların direncine karşı egzersiz yaptırıyor. Mürettebat üyelerini dünyanın yer çekimi şartlarını oluşturan bir makineye sokarak az kullanılan kalplerini çalıştırıyorlar. ...84 gün boyunca böyle zorluklara katlanan gök laboratuvarı mürettebatı... ...insan vücudunun artık yerçekimi olmadan hayatta kalma mücadelesi verme şansı olduğunu kanıtlıyor. Gök laboratuvarında olduğu gibi burada da yeryüzündeki uzmanlar düzenli olarak astronotlarla irtibat halinde. Günümüzde uçaklar yerine uydu aracılığıyla iletişim kuruyorlar. Dokuz uydu, uzay istasyonundan binlerce kilometre yüksekte dünyanın çevresinde dönüyor. Dünyanın ekvatorunun çevresinde sabit noktalar üzerinde yörüngeye kilitlenmiş haldeler. Hep birlikte uydular, aşağıda yörüngede ilerleyen uzay istasyonu ile kontrol merkezi arasında neredeyse hiç kesilmeyen bir iletişim olanağı sağlıyor. Uzay istasyonu bir sinyal yolladığında en yakındaki uydu bu sinyali alıp dünyaya yolluyor. Ve bu sinyal Houston'daki görev kontrol merkezine iletiliyor.